Çırpma telimi aldım. Son zamanlarda en çok yaptığım keki yapacağız birlikte. Yulaflı elmalı kek. Şimdi bu kekin içinde un yok, şeker yok. Yerine agave ya da bal kullanarak yapacağız. Ve içinde un varmışçasına yumuşacık bir kek oluyor. Bu online eğitim günlerinde benim böyle öğleden sonra Ali'ye ilk yaparak başladığım bir kek. Ondan sonra da o kadar çok yaptım ki her tadan da çok sevdi. Ondan tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Yapması inanılmaz kolay. Önümde iki tane yumurta var. Çırpma teliyle önce yumurtaları çırpıyorum. Şimdi 3 yemek kaşığı kadar fıstık ezmesi koyuyorum. Eğer evde kendiniz yaparsanız tarifi YouTube kanalımda var. Çok lezzetli oluyor. Ben kendim yapamadığım için marketten alınmışı kullanıyorum. Dün yapacaktım ama yetişemedim. Bu marketten alırsanız da bunun parçacıkları var ya da sürülebilir olanı var. Ben sürülebilir olanı tercih ettim çünkü içine biraz ceviz koyacağım. O kıtırtıyı cevizden vereceğim. Ama isterseniz parçasıyla da yapabilirsiniz. İlla fıstık ezmesi olmak zorunda değil. Fındık ezmesiyle de yaptığım oluyor. Badem ezmeleri de var markette. Badem ezmesiyle de yaptığım oluyor. Hangisini tercih ederseniz. Şimdi biraz böyle fıstık ezmesini de yumurtanın içinde hafif hafif çırparak açmaya çalışıyorum. Bir yandan da sütü ilave ediyorum. Badem sütü olur. Ben inek sütü kullanırım ama farklı bir süt de kullanabilirsiniz. Fıstık ezmesi biraz daha zor açıldığı için ilk önce onu ekledim. Ama şöyle sütü yavaş yavaş verdikçe kendini bırakıyor. Zaten ısı gördükçe iyice bırakacak. Ondan hani hafif topaklık alırsa da dünyanın sonu değil. 2 yumurta, 3 yemek kaşığı fıstık ezmesi, 1,5 bardak süt, 1 fıs vanilya. Yerine isterseniz toz vanilya da olur. Vanilya çubuğu da olur. Hep 1 fıs diyorum, 2 fıs diyorum. Ve de bende agave vardı. Ondan agave ile tatlandıracağım. 3-4 yemek kaşığı kadar. Çok tatlı yapmayı sevmiyorum bu keki. Çünkü içine elma da gireceği için biraz elmanın tatlılığından da faydalansın istiyorum. Çok tatlı bir kek olmuyor. Yani ondan eğer siz iyice tatlı olsun diyorsanız 4-5 yemek kaşığı ekleyebilirsiniz. Tatlıyı gitgide azaltırsanız bir noktadan sonra damak zevkiniz alışacak. Mesela ben ilk YouTube kanalı açtığımda yani bir 6 sene önce genelde tariflerde daha çok şeker kullanıyordum. Sonra gitgide onu azalttım. Mesela magnolia tarifim en basitinden. O zaman yaptığım tarifle şimdiki tarifim arasında neredeyse şekeri yarı yarıya indirdim. Bunu böyle bir anda yapmadım. Yavaş yavaş gitgide böyle bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı, üç yemek kaşığı az koya koya biraz o damak zevkime daha az şekerli lezzetlere alıştırdım. Mesela nasıl eskiden işte çayı kahveyi de şekerli içerdik. Şimdi hani bana şekerli çay ya da kahve verin asla içemem. Biraz öyle oluyor. Toz şekeri tamamen hayatımdan çıkarmadım. Ama böyle gördüğünüz gibi arada yerine agave ya da bal kullanıyorum ya da dediğim gibi az kullanıyorum. Şimdi zencefil ekledim ve de tarçın. En bayıldığım iki baharat olabilir. Birer çay kaşığı, birer dolu çay kaşığı olarak ilave ediyorum. 2 bardak kadar yulaf. Hiç unumu falan da değil. Aynen böyle olduğu gibi koyuyorum gördüğünüz gibi. Hamur kabartma tozu o. Şimdi ceviz. Cevizi biraz döveceğim. Çok ufaltmaya gerek yok ama hafiften daha ufak olursa daha lezzetli, daha güzel hissedilecek. Daha dün bu keki yaptım bu arada. Bu sefer de babama yaptım. Çok beğendiler. Hakikaten çok yaptığım bir kek. Şunu katalım. Bakın kıvamı sulu sulu. Çok fazla yulaf ekleyip koyultmadım. Çünkü neden? Yulaf zaten biliyorsunuz sıvıyı içine çekerek güzelce şişecek. Rende olur, küp küp olur. Nasıl tercih ederseniz. 2 ufak elma kullandım ben. Kırmızı elma kullandım. Daha tatlı olduğu için bence bu kekte daha iyi oluyor. Hop gene karıştırdık. Hiç yağ yok içinde. Ama şöyle bir şey var. Yağ da hiç gerek olmuyor bu arada. Yani yağın eksikliğini hissetmiyorsunuz. Ama şu kalıbı bir yağlamak gerekiyor. Bende Hindistan cevizi yağı vardı. Biraz onu döktüm, bitirdim. Çok az kalmıştı. Bitsin çıksın aradan dedim. İsterseniz tereyağı da hafif eritip böyle ya da eritmeden sürebilirsiniz. Ya da zeytinyağı da sürebilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz. Şöyle kenarları da süreceğim. Şimdi alıyorum harcımı. Bu arada ben bunu kek gibi yapıyorum ama müthiş bir kahvaltılık aynı zamanda. Sabah İşte yanınıza bir atıştırmalık almak istiyorsanız bir gün önceden, bir gece önceden bunu pişirip hızlıca ertesi gün yiyebilirsiniz. Ertesi güne de tadında bir bozulma olmuyor. Ama bizde genelde ertesi güne kalmıyor, ne yalan söyleyeyim. 170 derece önceden ısıtılmış fırın, tam 30 dakika. İçine biraz chia tohumu da bu arada ekleyebilirsiniz. Ya da keten tohumu. Hani baz bu, malzemeleri siz kendinize göre ayarlayın. Elmalı kek pişti. Yaklaşık 40 dakika kadar kaldı. Şu an bunu yiyeceğim için çok heyecanlıyım. Böyle lezzetli şeyler aynı zamanda sağlıklı ve besleyici olunca çok hoşuma gidiyor. Hani yerken hiçbir suçluluk hissetmiyorum. Bıçakla da kesebilirsiniz. Kaşıkla ben biraz daha rahat ediyorum. Bir kaşıkla beraber
Şöyle tabağı aldım. Of, bakın içine. Yani o yulafı tane tane koyduk ama gördüğünüz gibi bayağı kek gibi gözüküyor. Yani o tanelik hiç hissedilmiyor, yerken de hiç hissedilmiyor. Üzerine kaçak kat çıkacağım çünkü bu bana yetmez. Evet, kaçak katı da koyduk. Şimdi benim dolapta Maraş dondurmam vardı. Ondan da biraz koyacağım. Allah, ve tadacağım. Bakalım nasıl. Ceviz. Tarçın. Elma. Çok şekerli değil. Bana sorarsanız tam kıvamında. Böyle bunun yanına güzel bir bardak çay, biraz kahve. Artık ne hangisini seviyorsanız. O kadar lezzetli ki, yumuşacık. Tam bir kek gibi. Şu an tam mevsimi. Elmalı cevizli kek. Hem de yulaflı, rafine şekersiz. Benim yorumlarınızı paylaşın. Kanalıma hala abone değilseniz birbirinden farklı. 1000'den fazla pratik yemek tarifi için de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.